Novak Djokovic sezonun ilk Grand Slam'ini kendi evinde kazandı. İnsanlıktan çıktı artık ya. 35 yeni 25 dedi. Duydun mu? Duydum, duydum. <laughs> ben de onu 45 diyorum. <laughs> 55'e ne yapacağız? o da yeni 45 olsun abi bari. En, Amerika... en zoru ilk 1 milyon dolar derler doğru mu? Doğru. ben yani doğru derken benim yoklar. <laughs> yani böyle. Yakalandı. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Rexona Men'in sunduğu Oyuna Devam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ee, sezonun en böyle heyecanlı dönemlerinden biri transfer dönemi. Ee, Türkiye'de de özellikle şampiyonluğu oynayan takımlar e, kadrolarını güçlendiriyorlar. Galatasaray e, Sassuola'dan e, Kaan Ahyan'ı, milli futbolcuyu geri aldı. Yani geri aldı derken e, transfer ettik. Daha doğrusu e, satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kiraladı. Ee, ne düşünüyorsun? Yani... Tabii yani şimdi ne Zor bir durum. Ne düşündüğüm Kaan Ayhan'dan bağımsız olarak bu şey hamlesi tabii. Yani yerli oyuncu havuzunu geliştirme, joker oyuncu, de defansif olarak her pozisyonda oynatabileceğim bir oyuncu. Orta sahada oynatırsın, back de oynatırsın, stoper de oynatırsın. Üçlü de oynar, dörtlü de oynar. Çok kullanışlı bir oyuncu. Ama tabii buradaki mevzu yani yerli oyuncu havuzunu gelişti, genişletmek daha çok. Ee, Önümüzdeki sezonun yerli yabancı durumunun ne olduğunu bilmediğimiz için. <laughs> <laughs> haftaya, haftaya kaç yabancı olacak acaba? Ay, hakikaten bilmiyoruz yani. <laughs> bu konuda çeşitli tevatürler var. Dolayısıyla herhalde Galatasaray yönetimi de burada bir kısıtlamaya gidileceğini düşünüyor. Ben ama biraz daha şey düşünüyorum. Sonuçta özellikle bu hamle için biraz daha kısa vadeli. Yani bu sezon için Ama şey bunun ne? mecburi satın alması var. Yani zaten bence gayet hani uygun bir anlaşma. Yani Doğru yılında... zaten Ali Kağan tercih edilen bir oyuncu. Hı -hı. Ve... Şenol Hoca da istiyordu. O da milli takımda kullanıyordu. iyi bir transfer bu anlamda. çünkü o, Yani son dönemde istenen formda olmadığını düşünebiliriz. Ama İtalya'dan sonra Türkiye'de iş yapar. Hı -hı. Almanya altyapılı, Şakya altyapılı yanlış bilmiyorsam. Fenerbahçe de transfer döneminde oldukça hızlı. Samet Akaydın ve Oster Wold Woldeden sonra Emre Demir'i de kadroya kattı. Onlar tabii bu sezon içinde daha, yani Galatasaray'da tabii öyle ama Hı -hı. Fenerbahçe için bu sezon şampiyon olmak biraz daha önemli. Yani önemli tabii ama bu transferler şampiyonluk getirecek transferler mi? O, i̇şte ben de sana soruyorum. Onu bilmiyorum, bilmiyorum. Sana yani. Sana ya o sefer öyle değil tanımıyorum. Yani herkes çok sitayişle bahsediyor ama hani nerede seyrettiler falan hani o şeylerle mi ne bileyim bir takım scouting grup raporlarından bakılıyor. Evet iyi şeyler söylenen bir oyuncu. Umuyorum söylendiği gibi. Çünkü ciddi bir yatırım. E, Samet zaten hocanın Türkiye'de izlediği, beğendiği bir oyuncuydu. Zaten gelir gelmez sahaya sürdü. Benim bu transferlerde de anlamadığım Emre Demir daha çok. O biraz uzun vadeli gibi. Anladım da ya şimdi Emre 5. sezonunu oynuyor üst düzey futbolda. Çok genç yaşta çıktı biliyorsun 19 yaşında hala. Toplam 700 dakika oynamış bu kadar sezonda. Yani tamam Barcelona birisini tercih ediyorsa bir şey demektir tabii ama mesela o dönem yani Hikmet Karaman'a sormak lazım. Hikmet Karaman çalışıyordu Kayseri'ye. Oynatmıyordu Hikmet Hoca. Yani hazır değil sahada hani fiziksel olarak yeterli değil diyordu. Sakatlıkları falan da vardı tabii genç oyuncunun. Oradaki mevzuyu bilmiyorum. Umuyorum hani başında ilk kendisini gösterdiğinde ee, vaat ettiği şeyleri karşılayabilecek bir performans görürüz umarım. Çünkü hani büyük yetenek çok işte e, geleceğin büyük yıldızı işte Wanderkit falan deniyordu. Ama yani toplamda bu kadar sezonda toplamda 700 dakika oynamış bir oyuncu bir, bir şey eksik olmalı. Ee, ya pek çok süper yeteneğin e, süper oyuncuya dönüşmediğini dünyada da biliyoruz. Fakat bir taraftan da şey var tabii yani Fenerbahçe'nin ümidi ve beklentisi aslında bütün Türk futbol severlerini diyebiliriz. E, ee, gelişim bazen de çok lineer olmuyor. Yani işte 16 yaşında süper yetenekli bir oyuncunun hani 17-18 yaşında hani en azından bir adım bir adım daha ileri gitmesini bekliyorsun ama olmayabiliyor. Evet. Ya bedava öyle. aldı tabii Fenerbahçe ama bu sezonu nasıl kullanacak? Yani bir yere kiraya mı verilecek acaba önümüzdeki? Olabiliyor mu öyle bir şey onu da bilmiyorum. Üçüncü bir Fenerbahçe'de oyunu... Hakikaten bilmiyorum. Hakikaten yani bir şey söylemek çok zor. Umuyorum şeydir. <laughs> yani o başında ondan beklenenleri karşılar. Ee, peki bu transferlerin şampiyonluk yarışına e, aşırı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Oscar Wilde konusu belki de hani en e, bir Evet. Şey evet. Yani Osayi'nin gideceği de söyleniyor. Ee, şey problem var galiba onda. Artık. Yani memleketini özlemiş galiba. Çünkü oyuncuların sadece sahada ne yaptıkları değil, sağ dışında ne yaşadıkları da çok önemli oluyor bu tip transferlerde. Hı? Onun transfer olacağı söyleniyor. Onur Bulut transferi e, çok iyi bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ama bu sezon mu olacak, sezon sonu mu olacak? Orada da bir karışıklık var. Herkes yapıyor transfer. Biz gene uyanık olduğumuz için 8'ini aldık transfer deadline'ına. <laughs> Piyasa kapandıktan sonra daha ucuzlar. Şimdi biz yani. bunlarla ak ak yani. Akşamcı pazarı diyoruz Tabii. biz ona. Hep, Ama ya, biliyorsun akşamcı Hep arkaya dolanma. Akşamcı pazarın da en iyi şeyler, genelde meyve sebzenin en iyisi kalmaz akşamcı pazarı. Zaten en iyisi kalmıyor ki. Bu İngilizler <laughs> öyle para harcıyorlar ki. Yani bütün rekorları alt üst ettiler. Abi inanılmaz. <laughs> bakıyordum rakamlara. Abi, yani yüzde 90 artmış bu Ocak'taki transfer geçen senenin ocağına göre. Enflasyon her yeri vurdu diyorsun. Ya bu Dünya Kupası çok etkiledi tabi. Dünya Kupası çok 5 Beş büyüklükteki transfer harcamasının yüzde kaçını İngiltere yapmış sence? 38 buçuk. Yüzde 79'unu. 5 büyük ligde <laughs> toplamında. Yani toplamının yüzde 79'u İngiltere yapmış. Diğer dördünün toplamının dört katı mı yapmış? Yani? Evet. Bu zamanda şey vardı ya Çok on, yani. 18. yüzyılda Queen Victoria'nın bir sözü var işte Dünya dünyadaki en büyük ikinci ve üçüncü donanmaların toplamının iki katı kadar evet. yemimiz olacak diye. Öyle bir şey bu. Yani 200 şimdi bakıyorum son transfer döneminde bundan de 275 milyon pound harcanırken bu dönemde 815 milyon pound harcanmış. Transferi yıldızda Chelsea bu arada. Toplamda 2.8 milyar pound bu sezonun 2022-2023 sezonunun harcanan para. <laughs> İyi para. <laughs> Çok delil yani şey, evet. biraz havası sönecek falan bunu dedikçe şişiyor. Bunu daha önce birkaç programda daha söyledim. Ee, bu güç tırmanışı abi yarışamazsın bununla. Yani Yok bu, mümkün değil. Bu reka, yani parasal rekabete girdiğin zaman hepsi batma noktasına geçiyor. İmkansız ya düşse hiçbir zan yolu durumunu zan yolunun haline. Yani sonuçta adam bütün Roma'yı karşısına aldı ya. Yani bu iki sene evvel de Donarum aynı şeyi yapmıştı. yani Bütün Milano yukarısından. Ben yapmıştım. Amerika'daki sporlardan biliyorum. Bu yarışa girdikleri zaman kulüpleri, yani Batman yani çok ciddi zararlar ettiler. Abi hiçbir şey kulüpler kurtaramaz bunu. Çünkü özellikle süper zengin insanlar. bilinçsiz bir şey mi sence? Şu, yoksa yoksa İngiliz piyasasının bütün dünyayı yok etme planı mı? <gülüyor> e, <gülüyor> yani Avrupa futbolunu tamamen yok etme planı mı? Temelde o çünkü tekelleşme acayip büyük bir e, şey de yaratır getiridir yani bütün gelirleri konsolide ediyorsun Tabii. abi. Yani bir süre sonra eğer bu gidişat süre, sürerse 2028 sezonunda İngiltere Premier Liginin yayın hakları, İngiltere Premier Liginin gelirleri aynı biraz evvel söylediğim transfer bütçesi gibi olur. Yani diğer dört ligin toplamının dört katı olur bir anda. Vallahi. Herkes oraya, herkes oraya kayar. Ama ne kadar geliri arttırırsan arttır, bu zaten e, neoliberalizmin en büyük sorunlarından biri. Çok hızlı büyüyüp ya yani borçla büyüdükten sonra kendi kendini yemeye başlıyorsun. Hmm. O noktaya ne o noktayı da hep kaçırıyoruz genelde. Yani neoliberal ekonominin yaşadığı sorunlar, 2008'i falan biliyorsun zaten. Ee, fakat şöyle bir şey var. Bu yarışa girersen hiçbir zaman abi gelirleri artıralım, Biz büyüyelim de ondan sonra bir şey yaparız. Hani bir dengeleme yaparız diye bakıyorsun. Öyle olmuyor işler. Sonu gelmiyor bu büyümenin yani. Çünkü bugün Enzo Fernandez'e 120 verdiğin zaman yarın işte Mbappé'ye 300 veriyorsun. Öbür gün Haaland'a 500 veriyorsun. Evet. Haaland'a 500 verdiğin zaman işte atıyorum e, Gabriel Jesus'a 300 vermek zorunda kalıyorsun. Sonu yok bunun. Ve hiçbir, hiçbir gelir bu kadar artamaz yani. Yok. Ha amaç şey ama biz abi bütün gelirleri bir toplayalım. Bunun üzerinde Sonrasına bakarız. Bunun üzerinde harcayalım. Sonra borçları bir şekilde öderiz ama biz zaten oraya çıktıktan sonra bir daha indiremez kimse bizi. Ger bir gerçekten olur. öyle olur. Gerçekten öyle olur. Ama yani şöyle değil miydi yani 90'larda mesela İtalya böyleydi. Yani hiç tanımazdı mesela Barcelona'da Ronaldo kendisini bir kafayı gösterdi. Da birinci sezon bir sezon oynadı Inter kaptı. Yani herkese alıyorlardı yani. İstedikleri herkese alıyorlardı. Abi şimdi ölçekler çok çok daha büyük. Yani o ölçekleri karşılayacak çok büyük bir ekonomik ekosistem lazım. İtalya kendi içinde yarattığı genelde büyük oranda lokal bir ekosistemdi o. Şimdi global ekosistemle boğuşamazsın kolay kolay. Ee, buradan şeye geleceğim. Ee, transferin yıldızı da şu anda ara transferin Chelsea. yeni Yine takım sahibi Todd Boyle'nin. Abramovic gitti Boyle'nin geldi abi. Para, ne kadar para harcanan mı? Gitti mi acaba gerçekten? Financial Fair Play yok muydu abi? Vallahi hiç zaten hiç kimsenin anlamadığı şey ya. Abi en, benim biraz evvel bahsettiğim konuyla ilgili tek mücadele edebileceğin konu işte Amerika'da ücret tavanı var. Financial Fair Play'i çalıştırmanın bir sürü hukuki zorlukları var. Artı çalışmayı ne kadar niyetler ayrı konu. Fakat çalıştırmazsan bunun sonu gel, Altı Bunun sonu gelmez. Altı. İşte oradaki Financial Fair Play ile Amerika'daki Salary Cap. Aynı, Aynı değil. değil. Aynı değil. Ona benzer. Bir şekilde bu şöyle ifade edeyim. İlla teknik detaylarını boş ver. Bu harcamaları belli bir kontrolün altında tut tutacak bir mekanizma lazımdır. Amerikalılar bunu ne ya işte yapmışlar? Toplam gelirin işte %60'ını geçmeyecek transfer harcamaların ya da maaşların falan gibi şeyler var. Nasıl uyuyor? Ben tebrik ee, ediyoruz Chelsea'yi yani. Şimdi hani çok da detayını bildiğim bir konu değil ama aklıma yatmıyor. Zaten çok da itiraz var. E, Murdik'ten sonra Enzo Fernandez'i de 120 milyon pound, şey e, euro'ya transfer ettiler. Bu Dünya Kupası efekti tabii. Aynen. Ee, bu arada Ars Arsenal Murdick'i kaçırdıktan sonra siz bizim kolumuzu kestiniz ama biz de sizin sakalınızı keseceğiz deyip Jorginho'yu transfer ettik. E, çok gerçekten. istiyordu ama değil mi? Arteta'nın özellikle beğendiği bir oyuncu. Ama, ama tam şey gibi yani. <laughs> var ya işte siz bizim sakalımızı kesin bizim kolumuzu kıracağız diye tam da, tersi oldu Arsenal. Ama şeyde, içeride şey tartışması var yani bu ritmin oyuncusu mudur Jorginho tartışması var. Valla yani Arteta istiyormuş. Var herhalde bir planı onunla ilgili olarak. Ee, yani sonuçta Chelsea'nin de çok devam etmek istemedi. Yani çok revaçta bir isim değildi ama Arteta özellikle istediyse. E, Arsenal'in en büyük farkı ne abi? Sen çok güzel söyledin. Tempo abi. Yani gerçekten dünyanın eski geçen hafta konuşmuştuk. Eski Sovyet takımı gibiler. Yani Hı. inanılmaz yüksek kondisyonu, inanılmaz yüksek tempoda oynuyorlar. E, bana da yani o temponun ben çok bildiğimden değil ama yani bir baktım öyle. Çok o temponun oyuncusu gibi gelmedi ama Arteta'nın bir bildiği vardır. Sonuçta zaten çok düşük ölçekli bir transfer sonuç itibariyle. Yani Yine 12 milyon pound. Bonsai Abi 12 milyon pound Türkiye'de şey, böyle... çerez hayır. parası. Yani İngiltere'de 12 milyon do... sterlin para mı lan it diye bağırabilirler yani. Dalga mı geçiyorsunuz biz de? Burası Belçika mı kardeşim? Ama bu tabii şeyi e, Avrupa Ligi işte o Süper Lig projesini dibine... Gerek yok ki. Evet, <laughs> yapılmışı var. Altayı vuruyorlar evet. Yani biz varız der gibi yoklar. Bir de aşağıdan da iş e, fokur diyor. Yani Wrexham'da iş yapıyor anlatabildim mi? Evet. Yani oradan da bir şey üretiyorlar. Yani alt liglerde e, ilgi çekici hale geldi. Ya, ya şimdi Amerikalı bazı... Türkiye'nin medyada Acun gidiyor mesela orada. onların ikinci liginde Benim kulüp alıyor yani. Amerika, Buna nasıl mücadele edeceksin ki? Amerikalı, Amerika tarafını takip ettiğim için Amerikalı e, eski NBA yöneticilerinden iki tanesi İngiltere 3. Lig'den takım aldılar. Evet. Ona yatırım yapıyorlar falan. Şampiyonluğu oynuyor hatta bir şimdi. Allah sonumuzu hayret <laughs> etsin. Evet. Ee, Süper Lig'de de mesai devam ediyor hafta içi. Ee, Fatih Fatih ve Beşiktaş 1-1 bir bir berabere kaldı. Yani son dönemde futboldan Türk ilginden bahsederken ya zeminden ya stat'tan bahsediyorum ilk. Abi <laughs> yani ben dediğim gibi biraz uzaktayım ama bu söylediğim beni her seferinde daha da fazla erite ediyor abi. Yıl 2000. Ya ben dün maçı seyrederken şunu düşündüm. Bu stada ne kadar dinamit gider acaba yani yıkmak için diye. Ya, bu, orada futbol falan orada spor yapılmaz abi. Yazık günah ya. Ya zaten İstanbul'un Bakırköy'den sonrasında bina dikmemen lazım. Heyelan var orada yani. Yani Lodos'ta olmuyor, Poyraz'da olmuyor, yazın rüzgardan olmuyor, kışın soğuktan olmuyor, 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 bomboş bir stat. Ya Beşiktaş 40-45 bin kişi oynuyor maçlarını, heyecan var. Ya yani, yani çok basit. Yani şöyle düşünelim, orada stat olur mu, olmaz mı? Burada futbol oynanır mı, oynanmaz mı? Tartışmasın. Ya yani normal şartlarda, şehirde yaptığında, yani nispeten medeni bir ortamda yaptığında, İstanbul tabii yani ne kadar konusu giriyor bilmiyorum ama. 40 bin kişiyi toplayan bir aktivite buraya gittiğin zaman sadece 2 bin kişi toplayabiliyorsa burada bir problem var demektir abi. Ya orada biz şimdi kuru fasulyeci olsa bu dersin ki burada açmayalım biz bunu. Açtık ama ne zaman ya kapatsak iyi olur esasında. Peki futbol niye oluyor? Ya da işte kara seyircisine daha yakın, daha makul bir yerde oynansa bu maç. Biraz Kasımpaşa daha... stadında oynansa ama arada problem var falan da. Et iki katı seyirci gelecek en az. Bunu nasıl yapıyoruz ya? Nasıl? aklım hafızalam almıyor ya. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Ya bu şehire ayıp ya. Yani yaptığımız tek ayıp bu değil tabi de. Ya şimdi ben bak, merkezinde oturuyorum bir süredir. Gene geri döndüm. Şimdi eski İstanbul'a bakıyorum abi o. İşte Ayasofya'ya, Sultanahmet'e, Topkapı Sarayı'na. O topografiyle böyle uyumu var ya. Olağanüstü yani. O silüetten bahsediyoruz ya. Hakikaten yani adam 2000 yıl önce başlamış. Ne kadar oldu Ayasofya? 500 desen. 1600 yıldır, 1600 önceye yapılmış. E sonra da Osmanlı. Ayasofya Ay 12. yüzyıl değil mi? Yok yok, 5. 6. yüzyıl. mi? pardon? pardon. Ee, sonra. 12. yüzyılda deprem oldu pardon. pardon. Yani yapılıyor yandan yıkılıyor, <laughs> şey çöküyor falan. Sonra Topkapı kapı bilmem Anormal bir güzellik o anlatabildim mi? Yani bir en kral ressamın elinden çıkmış gibi. E sonra öbür tarafa dönüp bakıyorsun. Ya birisi sanki böyle boyayı fırlatmış gibi anlatabildim <laughs> e şimdi bu aynı mantık. Orada o stat olmaz, o şekilde olmaz. Ya orada rüzgarı kesmek için rahmetli Özan abi ömrünün yarısı gitti ya. Ya stat yapıyorsun rüzgarı geçmek için, kesmek için Ana ağlıyor. Kapatın abi. Vallahi bombalayın ya. Ya orada futbol oynanmaz ki, Üzerine konuşacak. Bir de şampiyonlar ligi oynanacak diye bir zemin. Hani Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir zemin. Cillop gibi yani. <laughs> ya utanç vesikası ya. Bu arada bu da... Ya kendine yapmadığın şeyi... Birileri gelip orada maç yapacak diye cillop gibi tutuyorsun 3 <laughs> senedir. Ve stat stat değil. Bu arada bu da çok büyük ikilem değil mi? Ee, zeminin sorunlarından bahsediyoruz. İstenirse yapılıyor işte yapılmış olan. Tabii ki. Yani i̇şte onu sık çok sık anlatıyorum. Kenan Evren bizim okula gelmişti boyamışlar der yeri diye. Evet. Aynı işte Avrupalılar gelecek aman düzgün tutalım. <laughs> ya bak o statta çok... E, bir, yani Osman abi andık. E, rahmetli Coşkun Özarı'yı da anal analım burada. Çok değerli bir insandı. Galatasaray oynadı ya bir sezon orada. Giderdik maçlara. Benim ya, çok komik bir anım var orada. Ya Coşkun abi... ...basın odasından dışarı çıkıp maç seyredemezdi soğuktan. Ya adam maça gidiyoruz sürekli. <laughs> Stada basın odasından çıkamıyorsun. Mondragon bir şey olmuştu. Soğuktan maçı bıraktı sonunda kalmıştı yanlış hatırlamıyorum. Onu hatırlayamadım. <laughs> çok acayip. Böyle acayip karlı bir gün. Mondragon'un ne yanlış mı hatırlıyorum ben? Mondragon vardı tabii. Ha, tamam. yani şey böyle kolu falan tutmamıştı da böyle ara mı vermiş öyle attı. Olabilir. Ben o sırada gazetede çalıştığım için hani bayağı olay olmuş orada. Dolayısıyla hani bu böyleyken bütün oyuncuları yürekten kutlamamız lazım. <laughs> orada bu soğukta. Ya yani ben televizyondan seyrettim. Televizyonda yani iki şey düşündüm. Hani ne giymek lazım orada olsam ne giyerdim. İkincisi, ikincisi de demin söylediğim işte ne kadar dinamit gider buraya acaba diye. İçlikle maçı yapacağız. Şimdi burada ya oyunla da ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın defansif zaafları sadece kendi defansif durumundan değil, orta sahasından da kaynaklandığını çok bir kez daha gördük. Sadece yedikleri gol üzerinden anlatalım. Mert topu ileri vurmak zorunda kalıyor. Bizde şey var son dönemde. Abi niye geriden top pasla çıkıyorlar? Biraz hani vursana. Al işte vurdu. Vurdu yani. Şimdi Tayyip Talha doğru açılmıyor. Orta saha oyuncuları kanallara gitmiyor. Kanallara gitmiyor. Dolayısıyla Mert topu ayağına aldığında bir geride topu çevirirken pas verebileceği kimse yok. Yani net bir pas yok. Net bir pas olmayınca işte o pası vursa falan. Vuruyor iki pasta geliyorlar atıyorlar golü. Şimdi büyük takım bunu bu hatayı yapmaz. Büyük takım geriden oyun kırarken topu kaptırıp gol yiyebilir. Bu sakarlıktır olabilir. Doğru herkes yerine doğru açılmıştır. Bastırırken bir tane ayağının altına kaçırır. O golü yiyebilirsin. Çünkü metod olarak bir yanlışlık yok burada. Ama topu 50 metreye vuruyorsan ayağa vuracaksın, kafaya vuracaksın. Bu bir de hani şeyin değil senin. E, metodun değil. Rastgele. Çünkü arkadaki oyuncular ve orta sahalar doğru kanallara açılmıyorlar. Biz ne zaman ki bunu eleştireceğiz? Geriden pas yapma, etme diye işte Farioli'ye ona buna Çağdaş Hoca'ya ne yapıyorsun sen diye azarlamayacağız. Ne zaman bunu eleştireceğiz? O zaman belki bir ilerleme kaydedebiliriz. Ben de geriden oyun kurmanın risklerinin farkındayım. O hocalar da farkında. Ve çoğu zaman benim de çok canımı sıkıyor. Ama trend bu abi. Dünyada böyle oynanıyor bu oyun artık. Bu oyun böyle oynanıyor. Yani bununla bununla böyle fikri bir mücadeleye girmek için yerine bir şey önermemiz lazım. Yerine önerdiğimiz şey öneri değil. Daha çoğu zaman yerine herhangi bir şey önerilmiyor. Bilmem anlatabildim mi? Yoksa öyle olmuş, böyle olmuş. Orada penaltıyı vermiş, orada sarı kartı vermiş. Bu değil mevzu. Mevzu bu temel, temel durumlar. Ee, Şenol Hoca'nın bu problemi bu dönem içinde çözebilecek mi, çözemeyecek mi? En büyük problemi, en büyük soru işareti o bence. Kolay değil. Yani bu orta sahile iki tane çok iyi transfer yapmadan Hücumu çok iyi işliyor. Beşiktaş işte zaten tamamen onun üzerinden götürmeye çalışıyor. Önemli olan bir. Son bir şey daha söyleyeyim kapatayım. Bayağı futbol programına çevirdik. Kusura bakma. Ama yani maç vardı dün. Hocanın da devre arası değişikliklerini hiç anlamadım. Yani Abu Bakar zaten sakatlığı yok bildiğim kadarıyla. Abu Bakar anların oyuncusu. Bir dakika bir şey gelir. 90. dakikada bitirir. Bir o. Belki fiziksel olarak çok iyi bulmamış olabilir. Gerekmiyor. Hiçbir zaman öyle değil zaten. Yani fiziksel olarak iyi olsa Manchester zaten. <laughs> hayır hayır yeni geldiği için söyledim. Abi ya bilmiyorum tabii hoca ne düşündü. Vardır bir açıklaması. Bir de Cenk kanatta daha golcü bir oyuncu. Yani merkezde bu, çok hoşa gitmeyen bir tabir ama anlattığı şey kucaktayken yani stoperler onu kontrol ederken tabii ki çok iyi futbolcu. Gene çok iyi futbolcu ama kanattayken daha iyi futbolcu. Ben o yüzden Devre arası değişikliklerini hiç anlamadığımı söylemem lazım. Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe de kritik randevulara çıkacak. Galatasaray 10 maçtır kazanıyor. Ee, bu sefer de e, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Fenerbahçe de takipte. Fenerbahçe'nin kritik esas. Yani evet. yarın akşam olacaklar. Şimdi biz bu programı girdikten hemen sonra Galatasaray Ümraniye ile oynayacak. Kağıt üzerinde kolay gibi duruyor Galatasaray için. Ama işte bir anda iklim değişti, acayip bir soğuk var filan ama müthiş bir seyirci olacak, onu biliyoruz. Galatasaray için daha kağıt üzerinde daha kolay duran, tabii bunları bilemeyiz çünkü o fikstür avantajı denen şey çoğu zaman bizi yanıltır. Ama esas problem Fenerbahçe açısından problem değil de zor e, sınav. Yani evinde e, yenilmemiş iki takımdan biriyle, ki flash bir e, takımla Adana Demirspor'la oynayacak. E, Fenerbahçe için hakikaten çok önemli bir dönemeç bu. Adana Demirspor demişken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 70'e gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Hı hı. Abi sonra bir açıklama var. Şu açıklamayı okumak istiyorum. 75 gün yediğim cezayı şu yüzden yedim. Hakimin kapısını çaldım. Arda kardeşler açtı kapıyı. Elimi uzattım. Eller birleşikken hocam sana hakkımı helal etmiyorum. Umarım bundan sonra bundan sonra belalar seni bulsun dedim. Küfür yok, hakaret yok. Bu bir temenni demiş. Aynen bu açıklamayı yapıyor. Abi şu açıklamanın üzerine 150 gün daha ceza alsın ya. Ya ben ben hayatımda bu kadar pişkince bir şey duymadım yani. Çok. Yani bu ama e, çok hakim ya memlekette. Ama bu bu Şu. Ya bu en kaba tabirle had bilmezlik bu ya. Yani. Terbiyesizlik abi bu. Bu yani hayır bir de öv bak bu. olayı ha, olayı bu bir de esas mevzu insanın ağzından çıkar. Tabii tabii tabii. Yani, çıkar? Sonra dersin ki ne dedim ben ya ne saçmaladım. Abi şu, dilimin kemiği yok dersin. Hani bir mahcubiyet olur abi. Bu ne ya bu? Bu ne? Çok 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 acayip. ve bu hani maalesef Ol bu bu hani bunu övüne övünü, pardon, övünü çok anlatmak çok çok aynen, bak. moda oldu. Bu olay 73 gün cezayı hak ediyor. Bu açıklama 150 gün hatta 1 yıl ceza hak ediyor. Abi o 100 gün, 500 günde fark ediyor. Yani neyse hayır yani şöyle cezanın uygulanır ve kaydırıcılığını geçtim. Abi. Hani yaptığı işten yani bu yaptığı terbiyesizlikten çok daha büyük bir şey bu açıklama. ya. Bu, bu olacak iş diye yani. Bence asıl o, insanın ağzından çıkan insan hata yapar. Ama o hatayla bu şekilde övünmek, bunu anlatmak. Ha işte ben de bunu yaptım. Bir de kültürel olarak şimdi. Hani hepimiz bu memlekette benzer kültürler içinde yetiştik. Hı hı. Yani ailede konuşan. En yapılmayacak şey evin içinde bela okumaktır ya. Tabii. Yani kafana terliği yersin anneannenden, dedenden. <laughs> yani küfür etsen çocuğum ne yapıyorsun derler ama bela okudu mu selamun kavlem diye herkes böyle ayağa kalkar. Ya biz yatakhanede yani ana avrat küfürü yaşıyoruz dostlar bir mesela Bela abi, şey, Bela oku. Allah belanı versin bana diyor ya. Bela oku. Aman abi. Aman abi Bela oku. 80 tane dua okusun. Ya yani kültürel olarak böyle bir durum varken bu burada bir problem yok ki. İlk bu, bir de bu bir temenni. Yani zorlarsan başka şey de çıkar. Yani ben ben senin başına belalar getireceğim de çıkar bundan. Abi. Biraz zorlarsan. Ee, ama biz yani kendi takımımız lehine böyle bir şey söylendiği zaman problem çıkarmıyoruz. Bizde problem öyle ondan ne kadar çok problem dedim. <laughs> Sorun. Abi ya bu tip konularda mesela bu Adana Spor şimdi sadece Adana Spor'dan konuşuyoruz gibi oluyor. X takımın e, başkanı oyuncusu bilmem artı zurtu. Bir şey yaptın bu tip benzer bir şey yaptığında o X takım camiası ya kardeşim sen ne yapıyorsun demediği sürece. Yok. Ya sen burada bunu yapamazsın. Bizim çatımızın altında bunu yapamazsın. Başkan da olsan, kaptan da olsan, kral da olsan ne olursa yapamazsın demediği sürece bunlar karşılıklı böyle çığ gibi büyüyüp gidecek şeyler. Bir de tabii çok basit ve şey bir durumumuz var abi. Çok kolay yani böyle e, ta, taraftarı olmayan, arkasında cami olmayanları hedef tahtasına çevirip onları döverek bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Yani hakemin taraftarı yok tabii. Hakeme vur istediğin kadar. Vuruyoruz yani hep beraber. Gazetecinin taraftarı yok. Ona vur perişan et onu yani. Çok kolay değil mi bunlar ya? Çok kolay. Lale Orta da MHK Başkanı olarak... Çok kolay yani. Çok ateşten gömleği giydi. Yani Lale Orta MHK Başkanı oldu. Ne düşünüyorsun diye soruyorlar. Ben de diyorum ki bir seneyi tamamlayamaz. Ya bu Lale Orta, Lale Hocam'la alakalı bir şey değil. Bakıyorum. Son 10 senede kaç tane değişik? Son 20 son 20 senede de 17 miydi? 15 miydi? 15 tane merke başkanı merke başkanı gelsin bir şey hangi iş yapılabilir sence 7 ay 8 ay ortalamayla? Ortalama görev süresiyle. Bana yapılacak bir tane bir iş söyle. Ya proje bazlı bir iki şey yapmıyorsun. Yani freelance freelance çalışılır. <laughs> Abi yok ya yok, olacak yok. bir şey değil o. Yani, yani, bir kariyer gibi yani bir meslek gibi öyle bir şey olmaz. Bir plan programı yapamazsın ki. Merhaba hoş geldin filan. Yani, ek, ekibini kurana kadar zaten 3 ay 4 ay geçer. <laughs> Biliyorsun kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılır genelde. Hani işte 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık planlar. Ee, kısa ile yetinelim diyorlar. Allah kolaylık versin. Bu <laughs> ee, tabi Lale Hoca'nın işte Fenerbahçe lehine... İşte bir takım tweetleri, sosyal medyadaki şeyleri falan çıktı. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir kulübe fazla angaje olursanız merkezdeki rolleri almanız yanlış olur. Bunu söylediğim diye hatta linç de yedim. Bir kadına sen nasıl bunu söylersin filan diye zamanında. <laughs> bir kadına kadın olduğu için eleştirmemek esas cinsiyetçiliktir. La Hoca da onu o konuda eleştiriliyor. Bir şey diyemem eleştirilecektir tabii ki. Çok normal bir durum. Ama hocanın e, hakemlik teki yeri belli. Umuyorum başarılı olur. Ama bir, başa başarılı olmanın imkansıza yapılıyor. İmkansız tabii. Yok, çünkü, yok. imkansız da daha, ya, daha gö görev tebliğ edildi kendisine. E, edildi. Eski MAK atamaları yapmış. Bu hafta içi oynanan maçları. Vay la orta geldi bak bize kimi atadı falan diyor. Ya. Yani daha onu yapmadı ki ona. O yapmadı onu. Ayrıca beğendiğiniz hakem kim? Söyleyin ya. <laughs> Hangi hakemi beğeniyorsunuz? Size o maçı onları verelim yani. Şey yabancı gelsin. <laughs> yabancı gelsin. Biz en sevdiğim şey yabancı gelsin. İtalya Serie A'da Napoli fırtınası sürüyor. Roma'yı da 2-1 mağlup ettikten sonra e, en yakın rakibi Inter'in 13 puan önüne geçti Napoli. Jose Mourinho mağl mağlubiyetten sonra bayağı biraz sistemkar da konuşmuş. E, bu arada Roma'da çok ilginç bir transfer hikayesi var Zaniolo'nun. E, ayrılmak istediğini söylemişti. Fakat <laughs> Mourinho maçtan sonra maalesef, ya, maalesef kalacak demiş. Yani gitmek istiyordu maalesef kalacak. Gitmek istiyordu ama e, almak isteyene gitmek istemiyor. <laughs> öyle bir almak, ya, evet. E, e Brighton'la mı anlaşmışlar? Pardon, Bournemouth. Bournemouth'la Bournemouth Bournemouth anlaşmışlar. Anlaştı de. ama istemiyor Bournemouth'a gitmek. Aynen, o Tottenham'ı istiyor diye. Mourinho da öyle hani sever zaten. İğneleyici açıklamaları. Maalesef <laughs> elimizde kaldı. Diye. Tamamen o işlere girdi artık. Evet. Napoli'de tebrik etti şampiyonundan diye. Sonra bir de fotoğraf çektirtti takım'a. <laughs> ha, oldu <laughs> güzel değil mi? Bayılıyor evet. Yani. <laughs> Yenilgi fotoğrafı. 60 oldu, 60 yaşında oldu bunu E çok yaşlı <laughs> canım. Hayır hayır, artık şeye geçti. Ordinarius'a geçti. Evet. Onursal teknik direktör. Artık hafiften <laughs> keyfini çekiyor Millet iğne. Biraz <gülüyor> öyle. Şey, e, futbol figürü, yani. teknik direktörlükten ziyade bir futbol bilgesi mi artık? Komedyeni mi? Onlar yani, orada geçti. Yani, her zaman çok yani. Kötü anlamda söylemiyorum. Hani e, modus operandi olarak kavgacı bir karakter. Hani şeydir yüz e, yüze kavga etmişlerdi. Şimdi taş atıyor. <laughs> evet. Tabii bunlar ama büyük zaferlerle birlikte geldiğinde daha manalı oluyor. Ee, tabii Onlar yani, gitti mi? Kendi karakterine dönüşüyorsun bir süre sonra? Büyük ve yani yüksek perdeden ve çatışmacı bir söylem yaparsan Hı -hı. galibiyet alman gerekir. Yani çünkü çatışmayı seçiyorsun kazanman gerekir. Kazanamazsan çatışmayı da kaybeder. Doğru. Euroleague'de maalesef, maalesef işleri iyi gitmiyor. Ee, Efes Baskonya önünde üç çeyrek çok iyi oynadıktan sonra bir yenilgi aldı ee, bu hafta geçtiğimiz hafta. şimdi bu hafta çift maç haftası zaten. İşte Jalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise özellikle ilk yarıda yani Nasıl Pram, bir şey değil mi? 46-16 idi bir çok ya, Hakemler de biraz kötüydü ama hakemlerin şeyi önemli. 46-16 geriye düştü. Biraz kendi kendini yiyen bir panik var galiba. İşte, var. Ha. Ya sezon başında hatırlıyor musun? Fenerbahçe çok çok iyi başladığı zaman ben şey demiştim. Ya Kalatis beklentilerin çok 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 üzerinde oynuyor. Onun oyunu sadece bireysel olarak artıya geçmesi değil bütün takımın artıya geçmesi demek. Fakat yaklaşık 6. ya da 7. hafta olsa gerek. Ondan sonra Kalatis orijinal formuna döndü. Zaten Kalatis çok iyi bir organizatördür. Çok iyi bir ikili oyun oyuncusudur ama şutu çok problemdir. Şutu problemli olduğu için de ya... Oyun geometrisi çok gömülüyor Kalatis'e karşı. Hı. Ve o da o ikili oyunları yani daha iyi yaptığı şeyler yapmasını zorlaştırıyor. İyi şut atarak başlamıştı sezona. Ki belki de kariyerinde ilk defa böyle acayip bir periyod yakaladı. Ara ara, ara bir iki iyi ma attığı maç olur ama hiçbir zaman iyi bir şutör olmadı Kalatis. Fakat acayip formda ve iyi şut atarak başlayınca oyunun diğer alanları da çok gelişti. Herkes yukarı kalktı. Acayip bir rüzgarla geliyorlardı. Hatırlıyorsun ama o zaman söylüyordum. Yani e, bu beklentileri çok fazla yukarı çekmemek lazım. Yani Kalatis'in bütün sezon böyle gitmesini... E, yani bir anda insan 27, 28, yani 23, 24 yaşından sonra böyle bir sıçama yaşamaz kolay kolay. Şimdi Kalates düştükten sonra Kalates'in alternatifi yok. Şimdi gardlar var. Carson Edwards var. Scottie Wilbeck'in var. Var da onlar daha bitirici roldeler. Oyunu basketbolda iki tane temel şeyle yapıyorsun abi. i̇ki yani tane temel rolle. Yani bir üreten bir bitiren. Hı hı. Bunları bir arada yapanlar da var. Abi ama üreten olmak çok daha zor. Hele başkaları için Kendi için üretebilir üreten oyuncular var. Başkaları için üreten çok başka bir şey. Ki artık modern oyunda en az 3 tane istiyorsun bunlardan. Efes'in en büyük avantajı o. Efes'te onlardan en, e, şeyin EuroLeague'in en iyileri Efes'te. Fakat Efes'in başka sorunları var işte. Yani onu taşıyacak savunma ve yani teme, temelin üstüne kat çıkmaktır bu. Hmm. Temelde sorun var Efes'te. Özellikle savunma temelinde. Fenerbahçe'nin aslında temelinde o kadar sorun yok ama kat çıkamıyor. Çünkü Kalatis dışında çok yaratıcı oyuncusu yok bitiriciler konusunda da çok inişli çıkışlı. Yani Wilbeck'in ne zaman ne kadar atacağını bilmiyorsun. Gudur iç mesela dün felaket başladı. Yani ki hani maç kurtardığı da oluyor. Çoğu zaman batırdı da. Yani bitiriciler bu kadar istikrarsızken, üretici çok sınırlıyken abi çok eli kolu bağlanıyor Fenerbahçe'nin. Ve yani o başlangıçtan sonra tabii ki camiada bir beklenti yükseldi oldu. Takım içinde de yükselti oluyor. Abi şimdi orda, takım geriye gittiğini hissettiği zaman takım içinde de bir abi bir şeyler yapmamız lazım. Bir çaba göstermemiz lazım deyip işler kötü gidince daha da bir bunalım oluşuyor yani bir çözümsüzlük oluyor. Yani. Aynen öyle ve e, yani Kalatis dışında üreten oyuncuya çok ihtiyacı var ve yok yani. Hani bulamıyorlar. Bulamıyorlardı onu. Ne yapacağız peki? Ya yani iyi şu, şu maça iyi atarak Moralimi baş... boz mu? Şöyle maça iyi atarak başlamak lazım. İyi atarak başladığın zaman o onun şeyiyle, moraliyle zaten savunma aslında sezon başı kadar olmasa da belli bir şey veriyor. Belli bir direnç koyuyor. Onun üzerine inşa edebilirsin. Abi 93 yemişsin. İlk yarıdan 51 miydi ilk yarı? Abi 46-16 idi bir ara maç. Ondan sonrasını sorma yani. Ondan sonra maç oynanmadı ya. Yani. yani hepsini anladım. Ama ha. nasıl 51 ya yersin abi? Şöyle ya çok istisnai bir maç. Kendi bu evinde. Ya. Çok istisnai bir maç bu. Bir kere Olympiakos inanılmaz iyi durumda. Vezenko falan harika bir sezon geçiriyor Olympiakos şu anda EuroLeague'in en iyi üç takımından biri. Hatta birincisi olduğunu bile söyleyebilirsin. Çok iyi başladılar. Fenerbahçe çok kötü başladı. Böyle şeyler olabilir. Ya yani 46-16 Olmaz yani hani İstanbul'da oynanan bir maçta normalde. Çok ekstrem bir durum oluştu. Ama mesela yani daha büyük pencerede Fenerbahçe'nin sorunlarından bahsediyorum ben. Ve bu yani X8'e girip girmeyeceğini belirleyecek. Yani Kalatis'in yerine alternatif bir üreten oyuncu transfer mi edeceklerdi? Yoksa kendi işlerinden mi çıkaracaklar? Kendi işlerinden çıkarmaları çok zor. Yani Wilbeck'in veya Carson Edwards'ı oyuncu değil çünkü yani. Ya haddim olmayarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki yani rakibin gücü vesaire bunlar hani tabii ki metot önemlidir. Ee, tabii ki bahsettiğin her şeye hiçbirisine itiraz edemem. Ama abi birileri bir, eğer hani 46 16 ise birisi bir kavga çıkarır orada ya. Kavga çıktı zaten. Yani şey, hayır hayır yani, yani kendi içinde bir kavga çıkarırsın yani. Abi şöyle çok çok haklısın fakat biraz ya evvel... Ne ne oluyor kardeşim der birisi yani. Çok haklısın. Fakat bahsettim ya sezon başı o kadar yukarı çıktı ki her şey. Şu an yaşanan şey de kavgadan çok bir bir panik havası i̇şte daha var maalesef. İşte büyük takımda olmaması gereken şey var. İlk olmaması gereken şey. NBA'de All Star ilk beşleri açıklandı. Lebron James bir kere daha zirvede. Bu arada Lebron NBA tarihinin sayı rekorunu kırmak üzere. 115 sıkıcı civarı bir şey kaldı. Yani iki ya da üç maç sonra NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olacak. 38.300 sayıya ulaşacak abi. <laughs> Bu arada şey çok işte, herkes sayı, Bu arada ben hep söylüyorum LeBron bu rekoru çoktan kırdı. Yani normal sezonu play bir araya getirdiğin zaman çoktan geçti o rekoru play açık ara sayı rekoru sahibi. Ama onlar normal sezonu genelde e, klasman için değerli normal. normal. Daha abi çok acayip bir şey var. NBA tarihinde en fazla asist yapan da 3. oyuncu oldu dün. Yani pardon 4. oyuncu oldu 4. oyuncu oldu. Yani her kategoride acayip. Kariyeri bittiği zaman 40 bin Bitecek sayı. mi kariyeri? Valla bu gidişle bilemiyorum. Yani hala yani 20. yılında hala NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biriysen bu acayip bir şey. Yani kariyeri bittiği zaman yalnız abi şu rakamları söylemek istiyorum sana. Ee, toplam playoff ve normal sezon atıyorum 3 sene daha oynadı diyelim. Abi 50 bin sayı 12, 13 bin rebound 13 bin asist 3 bin top çalma 1500 blok falan yapmış olacak. Yani saçmalık gibi geliyor. İngiltere Premier Lig transfer bütçesi gibi geliyor rakamlar. Birçok yani. kariyeri çok manasızlaştırıyor. Tabii yani. canım tabii. Yani şöyle bütün bu ana yani beş tane ana istatistiği var basketbolun. Hani iki tanesi biraz belki şey e, niş istatistikler top çalma blok ama hani hepsinde yani, e, birinde NBA tarihinin bir ikisinde NBA tarihinin birincisi olacak sana sayı ve top çalmada. Asiste muhtemelen üçüncü bitirecek şey toplamında. Rebound da ilk 20'de olacak. Sonuçta temelde bir portal oyuncusu olmadığı için. E, blokta da ilk 25'de olacak falan. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Tarihin bütün rakamları yani. Hakaret gibi. Aynen. Geri kalan herkese. Ee, bir de küçük şey vereyim efendim. Yani Santetu Kumpo diğer takımın kaptanı olacak. Maçtan önce abi şey gibi sokak basketbolu aldım verdim yapacaklar. Onu, yani iki kaptan Lebron'la Yanis diğer 22 oyuncuyu tek tek seçecekler. Sen gel, sen gel, sen gel diye. Bayağı eğlenceli olabilir o. Güzel. Ee, bir de smaç yarışmasının katılımcıları belirlendi. Bak sana ilginç bir şey. Bu senin ilgini çekebilir. Bu isimden hiçbirini tanıdığını zannetmiyorum. Çünkü çok, çok tanınacak <laughs> oyun... Yanlış <laughs> anlama. Çok tanınan Yok, oyuncu O yüzden. Biri Shaden Sharp. Biri Kenyon Martin Jr. Onun babasını bilirsin Kenyon Martin'in. Ee, biri Trey Murphy. Diğeri de Mac McClung. Abi bunlar arasında McClung'un iyi bir smaççı olduğu söyleniyor zaten. Trey Murphy çok ilginç abi. Hem muazzam bir şutör hem muazzam bir smaççı ama onlar düştü. Abi Shaden Sharp'la Kenny Martin Jr. var ya. Abi inanılmaz atletik yeteneklere sahipler. Yani beklenti yani çok yukarı koymayayım çünkü o iş belli olmuyor biraz. Hani onu estetikle birleştirmek çok kolay olmayabiliyor ama inanılmaz bir smaç yarışması izletebilirler bize. O Kevin Durant galiba bu konuda şey ya o şöyle isim daha büyük isimler, işte Jean gibi yani, yani ismiyle de çok büyük bir ağırlık getirecek oyuncu olmasını istiyor. Onu ama yıllardır herkes istiyor. Niye ge e gelmiyorlar? Abi bir ara şey oldu. Bu smaç yarışması bir zamanlar işte Michael Jordan falan da kazandığı için. Hı -hı. Hani büyük yıldızların hani Yıldız yıldızlar rüştünü rüştü, evet, yani, rüştü ispat platformu gibiydi. Burada kaybeden konuma gelmek istemedi i̇sim oyuncular. Değil. Bir de Sonra ellerinde olarak, olan bir şey değil. Ayar. Yani puanlamayla falan. Ayar, o andaki gibi gazla. Sonra bu şeyden çıktı hani bunun bir gövde gösterisi olmaktan çıktı bir eğlenceye dönüştü ama hala yıldızlar katılmak istemiyor nedense çoğu zaman. Ama halbuki abi ki o kadar ikonik an var ki. Canım. Abi bir 2001 Vince Carter match. Vince ya. Carter değil mi? <laughs> abi ginseng Şu, şuraya kadar soktu mu? Aynen. Vay. Elias şunun kadar. Abi, ya benim Vince ile ilgili hep söylediğim bir şey var. Daha çok üst düzey oyuncular geldi. NBA tarihinde niye 50 oyuncusunu, 100 oyuncusuna bile saymayabilirsin. Çünkü çok bir rekabetçi değildi. Böyle geri kaçardı. Yani biraz rekabetten... Keyfine bakıyordu e, Evet biraz keyif adamıydı. Şimdi yine kariyerinin son bari çok daha iyi oldu. Çok böyle bir ağabey konumuna geçti Fakat abi eğer konu estetikse şey diye anlatayım sana. İşte mesela bir dans gösterisine gittin. Çok güzel bir dans. Anadolu Ateşi'ne gittin. Hepsi olağanüstü dansçı. Başka bir şey olsun. Neyse <laughs> tamam. ne bileyim işte bir tane e, Sixte Soleil'e gittin okay. Tamam mı? Harika bir gösteri var. Hepsi yani belki de dünyanın en iyileri arasında. Fakat bir tanesi falan böyle bir başkadır. Yani hmm. böyle daha bir ahenkle diyorlar, daha bir akıcıdır falan. Abi Vince Carter öyleydi ya. Yani hmm. hakikaten ben şey diyordum. Ya arkaya bir tane klasik müzik aç, bale gibiydi adamın şey hareketleri. Onun gibisi kolay kolay gelmez ama bu, o bize, bu umursamazdı falan bu, da, da, da. Da. Ya, da, da. da full paket iyiydi. Bir de smaçlar genelde ikiye ayrılır abi. Biri Bazıları daha zarif, daha estetik, bazıları daha vahşidir. Hı hı. Abi Vince Carter o ikisinin öyle bir kombosunu da. yapıyordu ki. Ee, burada yalnız Shaden Sharp zarif tarafta, Kenyon Martin'de vahşi tarafta. Bakalım e, ilginç iş. bir yaşadığını göreceğiz. Ve bir başka hafta, vahşiye geçelim. <laughs> haftanın en büyük yıldızı <laughs> En yani. büyük vahşisi. Haftanın en büyük yıldızı Novak Djokovic. Sezonun ilk Grand Slam'ini kendi evinde kazandı. İnsanlıktan çıktı artık ya. 10. kez Avustralya açığı kazandı. 22. Grand Slam şampiyonuyla en fazla Grand Slam şampiyonunu da Rafael Nadal'ı eşitledi. Ve yavaş artık de sahneden çekildikten sonra sonbaharını yaşayan Djokovic ve Nadal'ı düşündüğüm zaman tarihinin büyük tenisçisi yarışmasından Djokovic iddiasını her geçen gün güçlendiriyor diyebiliriz. Yani... Kıyafetlerine özellikle şortuna bakmaktan bir süre <laughs> çiçip pas... az yani oyun oyunu değil de şortuna baktım uzun süre yani plajdan mı geldin? O nasıl kardeşim ya da ya şimdi yerine koyuyorsun kendine yani bir şey yap hani biraz daha iyi adam üzerine çıkıyor biraz daha iyi gene dayak yiyorsun yani bu şeyi merak ediyorum bunlar mı yetersiz? Yani çünkü artık abi karşısında yaşlı başlı adam var. <laughs> şey diyor gerçi ama 35 yeni 25 dedi. Duydun mu? Duydum, duydum. <laughs> 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 ben de onu 45 için diyorum. <laughs> 55'e ne yapacağız? <laughs> o da yeni 45 olsun abi bari. 55 de yeni 37 buçuk. Abi yani hakikaten anlamakta yani şeyi çözemiyorum. Çözebilen var mı onu da bilmiyorum. Yani bu üçlü yani Federer artık yani hala koyalım içine. Bu üçlü böyle bir dirençle karşılaşmamıştı gibi geliyor bana üst yaş grubunda. Evet. Yani federasyon Yoksa öyle, öyle, öyle. bu yeni gelenler mi yetersiz? Hayır abi bunlar bunlar bambaşka. Ya bunlar üsttekileri çok çabuk yıkıp alttakilerin de çıkmasına izin vermeyecek kadar yüceler. Yani aga şey Federer ilk sahneye çıktığında da Sampras Agassi'leri falan bir evet. Rodikleri falan dümdüz geçti evet. yani. Ama orada öyle bir dirençle karşılaşmadılar. Abi yeteri Androdik falan Androdin şey bir tane Federer'le oynadığı bir maç var şey diyor sonra. Abi duvarla oynasam daha iyiydi falan diyor yani. Falan i̇şte, Yani bu jenerasyonlar değişirken mesela yani Landl yenilmez gibi dururdu. Sopaladılar yolladılar. E, Sampras hakikaten yenilmezdi. Öyleydi zaten. Tarihin en iyi oyuncusuydu. E, ama bir yerde git dediler bunlar ama gitmiyor abi ne yapacağız bunları abi şöyle bunlar ya gitmesinler yani. bunlar bunlar hiç <laughs> bir, bir görmediğimiz yüksek standartlar abi Djokovic'li bunlar insan falan değil abi özellikle Djokovic yani şimdi abi Nadal'ın bir baseline savunmasını var düşünsene yani yani işte anladım da abi vardı. Djokovic. yani sen de yap işte, daha aynısını yap ama abi ya bunlar standartı çıtayı çok yukarı koydular ee, ve bu gelişim alttan gelenlerin gelişimi de da, şey, sopaladı yani. Onları çok döve, abi. döve 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 abi. kaç jenerasyonu daha çıkmadan yok ettiler ya. Yani. Abi Djokovic'in en önemli özelliği abi her karşısına çıkan bir adım üstüne çıkmayı başardı ya. Yani. İşte bu, o. Çok acayip. Djokovic'in iki. maç içinde gör görüyorsun ya. Yani, seviye artırdığını maç içinde görüyorsun ya. Yani. Ve Djokovic'in benim en acayip bulduğum iki özelliği bir rakip ne seviyeye çıkarsa bir üstüne çıkabilecek aynen. bir şeyi bulabiliyordu. Yani çoğu maçta Maçın başındakinden çok daha iyi bir tenisçi olarak bitiriyor maçı. Aynen. <laughs> o hani ayaklarının kanadığı ünlü Amerika açık finali var ya falan. 5,5 saniye süren madalya falan. O maçta ne seviyelere çıkıyor? neredenleri, nereye? Hani nereye düşüp? Oraları da biliyorsun sakatlık molası falan alır biraz geçebilir. Beni ikinci en çok etkileyen tarafı da... Çişi gelir falan. Evet. İkinci en çok etkileyen tarafı da bütün bu paket yani bu hafif etik olmayan tavırlarınla birleştiği zaman işler kötü giderken yani en iyi şekilde gitmezken zararı minimize etme konusunda çok o işten daha iyi sporcu olmayabilir. Yani işler kötü giderken aldığı zararı çok minimize ediyordu. Peki şeyi sorayım. Ee, kaç paraya İvan İseviç'in durumunda oturursun orada? Ya bayağı sopa yiyor ya bütün şampiyon bu O da, o da tenisçi be hani, abi. O da efsane adamdı bakacağım. yani. Wimbledon şampiyonu falan. Ya dönüp dönüp hani şey şımarık çocuklar analarına bağırır ya. Şimdi <laughs> onun gibi. Şimdi abi onların iletişimindeki An, şey dışarıdaki şeyler... Dışarıdaki imaj kötü ama. Ha boş ver. Boş ver. Kendi aramda halletmişse sorun değil ya. Yani. Yoksa gece bu dövüyor mudur acaba şeyde falan? Otelde dönükten sen kimsin falan? Ben mi, yani milyon dolara yapılır be abi. Niye? <gülüyor> 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 milyon dolar. <laughs> Ya ihtiyacım var onun milyon dolar acaba? Herkes, da... herkesin abi herkes her milyon dolara ihtiyacı bitmez diyorsun. diyorsun. Yani. Ya yani milyar doların varsa biter de milyar dolara kadar her zaman bir milyon dolar iyidir Yani. Ee, <laughs> Amerika... en, en, zoru ilk bir milyon dolar derler doğru mu? Doğru. Ya yani doğru derken benim yok da. <laughs> yani, ben yakalandı. Böyle... <laughs> <Benim> yok da... <laughs> en zoru ilk 100 bin dolar diye başlıyor. <laughs> ha ikincisi de zor abi. evet. <laughs> <laughs> Amerikan futbolunda da NFL'de de yarı finaller, daha konferans finalleri oynandı ve e, bu sezonu en iyi iki dereceyle bitiren, konferansını lider bitiren Philadelphia ve Kansas City finale çıktılar. Philadelphia görece çok kolay bir maç oynadı, müthiş bir maç oynadı yanlış anlaşılmasın. Ama ilk iki oyun kurucusu sakat olan, üçüncü oyun kurucusunda Prudy'yi de maç içinde kaybeden San Francisco'yu çok rahat geçti. Hapassız oynamak zorunda kaldılar yani. Abi şey yani kalecisiz maça çıkmak gibi bir şey <laughs> yani neredeyse. Ya yok yani maalesef biraz hani San Francisco açısından tatsız oldum ama Philadelphia'da müthiş oynadı yani. Hani özellikle savunmada falan. Abi hiç. karşıda rakip yok ya. Ama abi gene de iyi o. Neyse iyi yani iyi Ben o. şey San Francisco'lu oldum. Kansas. <laughs> ben de San Francisco'lu bu arada. Biz şeyden değil mi? 80'lerde şey Tony Montana City Young'dan geliyoruz. Ee, diğer tarafta da Kansas City yalnız çok zor bir iş. Yani Patrick Mahomes zaten yeni dönemin süper yıldızı. Bacağı sakat. Yani resmen tek Bilek, bacak. Ayak bileği. Evet tek bacaklı oynadığı ama maçta. Ama hep sakat oldu ha. Abi hep sakat değil yapma ya. İlk da... sene evvel değil mi? Finanlarda sakat. sakattı. Sakattı ama yani genelde öyle bir sakatlık yok. Maalesef ama yani sonu ben sonuna bakıyorum. Doğru. Sakat sakat yalnız takımını şampiyonuna taşıdı. Bu arada Cincinnati eliyle verdi diyebiliriz. Yani eliyle verdi belki çok doğru bir tabir değil ama çok kazanması kazanmaya daha yakındı. Kazanma fırsatları çok ellerine geçti. E zaten hiç yenilmemişler değil mi? 3 maç Barov etti diyorlardı evet. şey ee, Stad'a. Evet, e, Erol Etteci'nin Ama e, bir şekilde Mahomuz'un yalnız gösterdiği karaktere inanılmaz. E, o son... Sondaki son son koşu çok enteresan. Acayip bir koşu. Acaba şeyden bıraktılar mı? Nasıl olsa koşamaz bu pası tıkayalım diye. Olabilir ama abi gene de öyle bırakır mısın ya? Bırakabilir misin? Daha doğrusu bir alan şeyin yok mudur, Kontrolü yok mudur yani? Fakat Mahomuz'un o bacakla yani seke seke o 10 yarda koşusunu yap, 12 yarda mı ne koştu? O koşu yapması akıl alır gibi değil yani. O Tabii o sondaki herhalde gentleman dışı hareket o sayının yaptığı. O tabii çok gündeme geldi ee, ama. A yani hüngür hüngür aldı adamı. Tabii canım. Çünkü yani hani bilen biliyordur işte sonda ma maç bitiyor. Maç berabere ne kadar ileriye giderseniz o son alan golünü atma ihtimali o kadar artıyor. Daha yakından vuruyorsun yani. Fakat Mahomuz işte koşuyu yaptı. Dışarı çıktı. Dışarıdayken o sayı vurdu. 46'dayken. 46'dayken. 46 Vurdu. 31'e gitti. 31 e gitti. 15 yardlık ceza aldı. Yani 15, 46'dan 31'e kadar yaklaştı. Yavru. 46 metre olmuyor. Kaç? 41 metre falan oluyor galiba. 42 metreden 33 metreye kadar geldi. 33 metreden vurdular. Fakat 46'dan da vururdu zaten. Müthiş bir kicker var çünkü. Kasmasın. Burada tabii ilgi çekici olan şu. Ya bu o kadar çok flag vardı ki, bayrak vardı ki maçta. Hakemler, Her şeye ya. Hakemler çok kötü. Ama abi hiç itiraz yok hiçbir şeye. Ya şimdi bak Sonuçta senin kariyerinde belki bir kez ulaşabileceğin bir noktaya gelmişsin ve bir hata yapıyorsun. Evet ama yani 30 santim içeride yapacağın şey 30 santim dışarıda yapacaksın. Bu kadar. Ve bu belki de maçı vermene yol açıyor. E, biz burada itiraz ederiz abi. <laughs> bu arada. <laughs> bir ola çıkarırız yani. Ben sana şeyle ilgili daha kendi konumla ilgili bir şey Zamanında abi e, San Antonio... Lakers playoff oynuyor. Seri 2-1 galiba yanılmıyorsam. Detayları çok hatırlamıyorum. Şöyle bir olaydı. Maçın sonu bir sayı geride San Antonio hücum yapıyor. Son 30 saniye falan. Top Brent Perry'deydi. Derek Fisher e, Ginobili'yi kovalıyordu. Şeyin Brent Perry'nin arkasına geçti. Top Brent Perry'deydi. Derek Fisher onu kovalarken, perdeden çıkarken dengesini kaybetti ve top elinde olan Brent Perry'e çarptı üstüne düştü. Ve yere düştü yani. Abi herkes durdu. Yani adam langur, langur çarptı yani. Hani bir de açık asada yani. Bir e top kenara gitti. Abi sonra Lakers'lardan biri topu aldı verdi. Bu basket attı. Herkes duruyor ama şok oldu tamam mı? Lakers'lardan biri hiçbir şey olmadı. için topu aldı. Topu, verdi, basket oldu. E bir sayı önde olan Lakers üç sayı öne geçti. Son 20 saniye kaldı. Abi bu kadar aleni bir foul olmaz. Bakanlar çalmadılar. Maçtan sonra Greg Popovich şey demişti. Ya hani çok Iı, talihsiz bir pozisyon ama yani maçta zaten 100 tane düdük çalınıyor. Bu sonda olduğu için çok göze batıyor. Yarın bir gün bizim deleyimiz olur. Umarım hiç olmaz bir daha dedi. Devam etti hayat Maçı öyle kay. Hani ben bu kadar saçma bizim şeyden... anlayabileceğimiz bir şey. Yalnız son dönemde orada da biraz değişiyor. Geçtiğimiz e sosyal medya. Geçtiğimiz hafta içinde Lakers Boston deplasmanındayken maç son topu beraberlikle girildi. LeBron James içeri girdi. Koluna bam diye vurdular. Foul çalınmadı. Maç beraber bitti. Uzatmaya gitti. yenildi ve Lebron çok isyan etti. Yani abi ne yapıyorsunuz diye. Yani, o kadar aleni ki yani. yani son top. tweet attı değil mi? Evet. Fakat abi Lebron sadece o pozisyon için atmadı aslında. Yani çünkü abi daha 20 gün kadar önce. Onu da koydu sonra tweet. Tabii. tabii. Aynı şey ben maçtaydım çünkü ben maçı anlatıyorum. Dallas maçında oldu. Gene maçın sonu. Son top. Lebron içeri giriyor. Kırçımut bam diye koluna vuruyor. Çalmıyorlar. Maç uzatmaya uzatmada kaybettiler. Hani e, ikinci defa olunca e, yeter be abicim falan dediler bunda yani. Ama son dönemde onlar da biraz yavaş yavaş hafiften... Abi dipten dilerim. gelen öfke çok kullanışlıdır. Evet. Önüne çıkamazsın ve sosyal medyada bu konuda evet. çok şey yani. <laughs> Kullanışlı bir alan. Ee, Bunu haftanın fotoğrafını alabilirdik ama e, görsel olarak çok güzel bir fotoğraf olduğu için buraya almayı tercih ettik. Suat Hoca'yı değil mi? Suat Çelen, e, Ferhat Arıca'nın e, paralel var antrenmanı sırasında Hala ne kadar formda olduğunu, hani yönetici konumundayken bile e, formunu kaybettiğini gösterdi. Bu önemli. Hakikaten bunu yapmışsın. Sonra bir de halka koydu. Evet. Esas problem o. Hı hı. Ya onu nasıl yapıyorsun abi? <laughs> çok zor çünkü yani halka, normal zor. zor bir şey. Yani. Tabii. Vallahi Suat hoca, zaten e, hoca diyorum çünkü hoca hakikaten. sadece başkan değil. Yani sporculuğu da çok mucizevi bir sporculuktu o dönem için. Aynen öyle. Fakat yöneticiliği de örnek olaymış olanış çok örnek Yani çok daha ötesinde bir yani bu yaptığı işi bırakmasın tabii ama çok daha ötesinde görevleri de gelebilir. Çok minnet duyuyoruz kendisine ve başarılarına e, teşekkür ediyoruz. Diyelim ve sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışalım efendim. Sinan Aslan sormuş. Last of Us dizisi hakkında düşünceleriniz nedir? Seyretmedim. Ben seyrettim. Bu sefer ben herkes bayılmış. Evet. Ee, ben de bayıldım diyemeyeceğim ama gayet beğendim. Gayet iyi. Yani çünkü Abi çok güzel bir Türk yapıyorlar. E, spoiler olacak efendim. Eğer izlememişseniz buraya atlayabilirsiniz. Abi basit bir numara var. Ben çok sevmem o numarayı. Üstüne üst üste koyulmuş ama çok güzel yapılmış. Abi daha başından itibaren biriyle ilişki kurduruyor seninle. Bir sempati beslemeni, şey yapmanı sağlıyor ve onu yok ediyor abi. Bu biraz şey taktiği. Game of Thrones'da falan da çok kullanıyorlardı. Abi daha başında işte kızıyla hemen ilişkin Dünya tatlısı bir kız. Ama gibi. spoiler var. Ne olmadı şimdi. Neyse. Ve hepsi ölüyor abi. Yani bütün bağ kurduğun herkes ölüyor yani. O insanı çok büyük böyle bir bölüme bölüme vurmuş gibi. <laughs> Ama güzel yapmışlar. Yani bunu suyunu çıkarma yapmışlar. Artı konsept yani bu, çünkü zombi apokalips yani zombi kıyametlerinin hikayelerinde güzel bir altyapı olması lazım. Ki o altyapı da güzel olmuş bence. Daha o en başında bir tane işte 50'lerden kalmış bir televizyon programında anlatılıyor. Yani mantarların nasıl başka organizmaları ele geçirebildiğini. niyet insanların zombiye dönüştüğünün... Ha, tabii ki sonuçta kurgu murgu ama güzel bir altyapısı yapılmış. O zombiye dönüşen şeylerin insanların kurgusu güzel yapılmış. Şeye çok benziyor bu arada. World War Z'ye çok benziyor. Abi ben ee, sevmiştim o filmi. World War Z çok iyi filmdir. Ben çok sevdim. Ki nefret ederim şeylerden. Ben de zombi şeylerini çok seviyorum. Zombilerden. Train, train to Busan'ı Busan <laughs> seyrettin mi? Ha? Train to Busan. Seyrettim serettim. Ha. Ee... Hatta o trene de bindim. <laughs> ya bu sana İyi yani, kurtulmuşsun. Bu sana trenle gittim yani. Şey, ben de çok beğendim. Dediğim gibi çok, benim normalde normalde çok sevmeyeceğim bir numarayı yapıyor. Hakikaten böyle insanın böğrüne vuran bir numara o. Ama güzel işlemişler. Bunun başına bir spoiler alert ver. Tabii tabii tabii. Aldım. diye. Ben çok beğendim şahsı. Yani çok beğendim ama bayıldım da demiyorum. da söyleyeyim. Yalnız Pedro Pascal ve şey gibi Game of Thrones yeniden çekimi gibi orada Oberyn Martell oynuyordu. Liana Mormont'u oynuyordu kızda. Pedro Pascal şeydi de vardı değil mi? Mandalorian Mandalorian'da vardı. Zaten Pedro Pascal bu aralar elini neye dokunsa altına dönüştürüyor. Jedi'nin gururu. Escobar. Escobar, Escobar'ı seyretmedim o yüzden. Escobar'daki mi? polis değil mi Pedro Pascal? Evet, evet. orada çok, orada olağanüstüydü. Anladım. Oradan patladı zaten iş. Sonra Game of Thrones'da da Oberyn Martell oyundu, Mandolin oyunu. Yani elini neye dokunsa altına dönüştürüyor şu anda. Game of Thrones'da da çok küçük bir rolü vardı o kızın. Lyanna Mormont diye çok sevilmişti. Ee, gayet güzel bir ikili olmuşlar onu söyleyebiliriz. Güzel. Sezen Göktun'a sormuş. Sizce sinema veya dizi tarihinin en etkileyici yaratılmış kötü karakteri kimdir? Boomer cevabı vereceğim buna. Ver ver. İki tane var. Söyle. Birisi Ceyar. Çok sofistike bir kötüdür yani. Bir sempati de duyarsın. Diğeri de bilmiyorum senin yaşın yetiyor mu ona? Bilmem. Tek... Aramızda bir fark var. Falconetti. Falconetti'ye de yetiyor benim de. Yetiyor. Ya bütün Türkiye tiksinirdi ondan. <laughs> ya. Çok sofistike. Benim çocukluğumdan kalma. Ha. Çünkü artık kötü karakter etkilemiyor beni yani. Anton Çirgu. Çirgu iyidir abi. Bilmiyorum. modern zamanın en iyi kötü adamı. Ben şey seviyorum böyle daha sofistike. He. çok sofistike değil, çok daha, tam tersine çok düz. Bir de e, ya benim için çok hani ayrı bir yeri oldu söyleyeyim. Yani Darth Vader çok özel bir karakter. O zaten herhalde. Darth Vader çok özel. Bir çok bir beğenilen. Şey. Benim ben de olmadığı için o kültür. Hı. Ama Anton Chirgh diyeceğim ben. Hu sormuş. Eğitim, akademik kariyer size her şey midir? Çok şey midir? Bu şeydir yani. Bazen bazen. Cevap ama. Şeydir. Ha? Çok şeydir diyor. Çok şey mi diyorsun? Sen? Ya zaten her şeyimdir. Çok şeyimdir. Diyor. Ee, az şeydir demiyor zaten. Opsiyon yok başka. Ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki fakültelerin yüzde 95'sini kapatsa, şimdi bir dakika. Hiçbir şey kaybolmayacağı bir için bir dakika, bir dakika. Hiçbir şeydir diyorum ben. Ha bir dakika. Sen ama burada şey diyor. Türkiye'deki e, eğitim, yani akademik kurumlar akademik eğitim verebiliyor mu diye sormuyor. Biz normal e, akademik kariyer e, eğitimin normal. E, prosedürlerde işlediği zaman ne olduğunu e, ne noktada olduğunu söylüyoruz. Eğitim yüzde yüzde bir milyon her şeydir. Ama hangi eğitim abi? Yani bir marangozun yanında aldığın eğitim de öyle. Evet. Akademik yani, kariyer. E, metodik öğrenme açısından çok önemli. Yani herhangi bir aktiviteyi, bir kariyeri, bir Doğruksuz şey uzmanlı e, parçalara bölüp ben aktarabilmek çok istedim. önemli. En önemli şey. Öğrenmeyi Ki onu öğrenmek, öğrenmek açısından tabii, tabii. zaten çok her şeydir de bir de hani bir de gerçek var yaşadığımız gerçek var ya. Yani. Akademinin tabii çok önemli başka bir tarafı var. Yani dünyada da bence mesela Amerikalılar falan da bu konuda, Avrupalılar da bu konuda çok müzdarip. Bizde durum biraz daha dramatik tabii ama e, akademinin zayıflamasından hem ekonomik hem e, özellikle politik güç anlamında zayıflamasından çok sıkıntılılar. Çünkü çok önemli bir şey var abi dünyada. Özellikle batılı yani demokratik toplumlar için biraz daha geçerli tabii ama Akademi abi toplumun vicdanıdır. Yani e, toplumsal hezeyanlara kapılmadan karşılığını söyleyebilen taraf hep akademide gelir ve onun bir koruyucu tarafı vardır. O özelliğini çok kaybediyor dünyada. E, bu çok çok tehlikeli yani. Diyelim ve haftanın başlarına geçelim efendim. E, Galatasaray hafta sonu Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor pazar günü. Önemli bir randevu. Trabzons çok. E, Galatasaray için şampiyonluğunda önemli şeylerden önemli bir dönemiş ve Trabzonspor'da deplasman oynayamıyor ve kötü bir durumda iyi bir yani Galatasaray açısından iyi bir fikstür bu. Hı hı. Yani Trabzon'la bu şartlarda karşılaşmak ee, her zaman zordur biliyorsun. Premier Lig'de adı büyük ama kendisi o kadar büyük olmaktan uzak bir maç var. Ne Tottenham, demek istiyorsun ya? Tottenham, Tottenham durumu çok kötü abi. <laughs> Olsun forma yeter. Okay. en azından şeyde Londra'da maç. Çok peki <laughs> çok peki. Tottenham Manchester City ile oynuyor. Korkunç bir şey çıkabilir buradan. Seri A'da şey var yani şampiyonluk yarışı belki Napoli için çok cepte ama Milano derbisi var. Inter-Milan her zaman önemli maçlar. La Liga'da Barcelona-Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Hafta sonu NFL'in yani Amerikan futbolunun All Star karşılaşması Pro Bowl karşılaşması olacak pazar günü diyelim. Ve haftanın fotoğrafıyla bitirelim. Jose Mourinho'nun Napoli... <laughs> maçını kaybettikten sonra takımla birlikte çektirdiği fotoğraf. <laughs> Her bir ifade birer tablo gibi değil mi ya bu? Çok Her komik. bir soyup surat ifadesi. <laughs> Nasıl? E, çekmiyorum diyemiyor musun acaba? <laughs> Abi çok koyuk değil mi ya? Abi de de, hani delinin dediğini yapalım da bir an önce daha alalım fotoğrafı bu galiba. Her bir e, su, ifade ayrı bir hikaye yazıdır ya. Surat ifadesi. <laughs> Kimi beğendin en çok? Bilemedim ki ya. Dipola tam şey canım. Yani ne <laughs> yapıyorum ben? Falan. Bir de yukarıda falan. Bizden bu haftalık bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.